Yiğit Bulut yine başkanlık sisteminin ülkenin önünü açacak en önemli konu olduğuna dair bir yazı yazdı. Aman ha! Sakın ha! Bak, Irak'ta başkanlık sistemi vardı, mahvoldu. Suriye'de başkanlık sistemi vardı, mahvoldu. Evet. Her yerde vardı bu. Libya'da vardı, mahvoldu. Amerika'da şu an. Amerika başkanlık sisteminden bak şu an çöktü Amerika. Evet. İflas etti Amerika, evet. Mahvoldu. Sakın ha! Senatörde hakim değil şu anda Obama. Hiçbir yasa geçiremiyor. Ya şu an felç Amerika. Ya hükümet var ama ölü bir hükümet şu an. Evet. Hiçbir gücü yok. Yani bitkisel hayatta hükümet. Evet. Serumla şunla bundan yaşatılıyor. Dün Adnan Bey, iki tane eyalette idam cezası uygulandı Amerika'da. Buna yine merkezi hükümet hiçbir şey yapamıyor. İdam cezası olan eyaletler o şekilde devam ediyorlar. Canım, deveye demişler işte, örgücüm var, sırtına eğri demişler, nerem dur ki demiş yani. Amerika dümdüz gitti ya, battı. Amerika'yı kurtaracak şekilde dünya ülkelerinin birleşmesi lazım. O eski güzelliğine kavuşması için gayret etmek lazım. Yiğit Bulut bu şekilde güçsüz hükümetler döneminin sona ereceğine iddia ediyor. 150 ile seçilen bir cumhurbaşkanı bilakis, var. Bilakis. Yani Tayyip Hocam da başını belaya sokar böyle bir sistem. Türkiye'nin de başını belaya sokar. Bu sistem gayet güzel. Sayın Davutoğlu başbakan olarak çok başarılı. Evet. Tayyip Hocam da cumhurbaşkanı olarak çok başarılı. Parlamenter sistem çok güzel. Ve Türkiye'de başkanlık sistemini kabul eden bir topluluk yok. Yani Türkiye'nin %99'u karşı. Tabii. Yani bunu İte kaka bize getirmenin bir alemi yok.